Dördüncü sınıf çalışma soruları, ikinci kitap, matematik dersi, sayfa 88, konumuz geometride temel kavramlar. Birinci soru, bir merdiven şekildeki gibi duvara dayanmıştır. Merdiven ile zemin arasındaki oluşan açı, evet buradaki zemin ile merdiven oluşturdu. Şuradaki soru işareti olan açı, aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur diyor arkadaşlar. Bakalım, Şuradaki köşe açımız arkadaşlar dik bir açıdır. Yani 90 derecedir. Burada 90 derecelik açı olduğundan dolayı buradaki soru işareti olan yerle buradaki ikisinin toplamı 90 derece olmak zorunda. Buradaki açımız 90 dereceden küçüktür. Doğru. 90 derece değildir. 90'dan büyük, 180'den küçük değildir. 180 derece değildir. Burası bir dar açı olduğu için 90 dereceden küçüktür. İkinci, saat 3'te akrep ile yelkovan arasındaki oluşan açı. Hemen şöyle kabaca bir saat çiziyorum. Şöyle 12, karşısında 6, burada 3 olsun, karşısında da 9 olsun. Saat 3 dediği için benim akrebim, kısa çubuğum 3'te, yelkovanım 12'de. Bundan dolayı burada bir 90 derecelik dik açı oluşmakta. Cevabımız B şıkkı. Üçüncü soru. Noktalı kağıt üzerine çizilen yukarıdaki şekilde kaç tane dar açı vardır? Dar açı demek köşe açıdan, yani dik açıdan küçük olacak. Burada bir tane dar açımız var. Daha sonra şurada iç tarafta ikinci dar açım var. Bir tane de burada var. Toplam 3 tane dar açımız vardır. Sayfa 89, 4. soru. Yukarıdaki şekilde AB doğru parçası ve dışında bazı noktalar verilmiştir. Aşağıdaki verilen hangi iki nokta birleştirilirse dar açı elde edilir. A şıkkına bakalım. L ile B. Evet, L ile B'yi birleştirdiğim zaman arkadaşlar bir dik açıdan küçük olduğu için, köşe açıdan küçük olduğu için dar açıdır. Diğerlerine de bakalım. Bunu siliyorum arkadaşlar. N ile B ikisini birleştirdiğim zaman burası bir doğru açı olur arkadaşlar. Bu değil. K ile A. K ile A'yı birleştirdik mi? Tam bir dik açı oluşmakta, köşe açı. M ile A, M ile A'yı birleştirdik mi? Şöyle baktığınız zaman top şurası 90 dereceden büyük olacağı için toplam açımız geniş açı olmakta. Bana dar açıyı sorduğu için A şıkkında cevabımızı bulmuştuk. Beşinci soru. Noktalı kağıt üzerinde çizilen yandaki şeklin içinde kaç tane dar açı? Dar açı 90 dereceden küçük. 1, 2, 3, 4 tane dar açımız bulunmaktadır. 6. soru. Aşağıdaki durumların hangisinde trafik polisinin kolu ile bedeni bir geniş açı? A şıkkında bir dik açımız var. 90 derece değil. B şıkkına baktığımız zaman 90 dereceden küçük dar açı. C'de 90 dereceden büyük geniş açı. D'de ise yine dar açı var. Bana geniş açı değil arkadaşlar. Cevabımız C seçeneğinde verilmiştir. Yan taraftan 7. soruya bakalım. Aşağıdaki açılardan hangisi ölçüsü 80 derece olan bir açı? 80 derece arkadaşlar 90 dereceden küçük olduğu için dar açı olacak. Evet, A şıkkına bakalım. A şıkkı bir dar açı. Ancak derecesi kaç derece olduğunu birlikte bulalım. Burası 180'e gelmiş. Buradan şöyle baktığımız zaman arkadaşlar dar açı olduğu için yukarıdaki küçük açıyı bulmamız gerekiyor. Burası 70 ile 80'in arasında, 80'den küçük olduğu için A şıkkı değil. B'ye bakalım. B'de ise buradan gelmiş arkadaşlar. Gidiş noktasına bakalım. Buradaki açımız 170, buradaki 80. Tam buradan başlamadığı için 170'ten 80 çıkarttığımız zaman burasının bir 90 derecelik açı olduğunu anlayabiliriz. B şıkkı da değil. C'ye bakalım. C'de bir geniş açı var. Zaten 80 derece dar açı olduğu için bu da değildir. Buradaki açımız bizim 100 derecedir. D'ye bakalım. D'deki ise buradaki açımız dar açıdır ve 80 derecedir. Cevabımız D şıkkı. Sayfa 98. soru. Yukarıdaki yakıt göstergesindeki ok depo dolu iken F harfini göstermektedir. Depo boşaldıkça E harfine doğru hareket eder. Ok, depo tamamen boşaldığında E harfini göstermektedir. Bu hareketi sırasında ok ile kalın çizgi arası, yani şöyle arkadaşlar, hangi açılar oluşmaktadır? Şimdi en başında F harfindeyken, doluyken
burada bir geniş açı var. En başta geniş açı olacak. Dolayısıyla A'yla D'ye eledik. Daha sonra zamanla bu benzin azalacağı için arkadaşlar tam şuraya geldiği vakit bir dik açı oluşturacaktır. Dik açı. Daha sonra daralmaya başlayacaktır ve dar açı olacaktır. Cevabımız B şıkkı arkadaşlar. Altından 9. soruyla devam edelim. Aşağıdaki saatlerden hangisinde akrep ile yelkovan arasında dik açı oluşmuştur? Dik açı tam bir köşe açıydı. Dik açımız A seçeneğinde 3 ile 12 arasındaki açımızdır. 10. soru, aşağıdaki Cemile'nin kalemlerle oluşturduğu açılar kareli zeminde gösterilmiş arkadaşlar. Buna göre Cemile'nin oluşturduğu açılar hangi açıya örnek olamaz? Birinci açımız arkadaşlar bir doğru açı. D şıkkı var. Altındaki açımız 90 derecenin küçük olduğu için bir dar açı. O da var. Üçüncü açımız geniş açı. Burada dik açımız yok. Dik açımız örnek olarak şu şekilde tam bir köşe açı olması gerekiyor. Olmayan B şıkkı. 11. soru. Verilen şeklin içinde kaç tane dik açı vardır? Sayalım köşe açıları. 1. İçinde dediği için arkadaşlar 2. 3, 4, 5, şurada var 6, başka da görünmüyor arkadaşlar. Cevabımız A şıkkı. 12. soru, aşağıdaki tellerle oluşturulmuş harflerin hangisinde dik açı yoktur? B şıkkında arkadaşlar burada dik açılarımız var. C şıkkında da var, D şıkkında da var ancak A şıkkında N harfinde dik açımız yoktur. Sayfa 91, 13. soru. Aşağıda verilen saat modellerin hangisinde akrep ve yelkovan arasındaki açı doğru açıdır? Doğru açı bildiğimiz bir doğru olacak arkadaşlar. Dümdüz bir açı olmak zorunda şu şekilde çizebiliriz. Buradaki açımız bir doğru açıdır. Şıklardan baktığımız zaman arkadaşlar A'daki açımız geniş açı, B'deki açı. İkisi üst üste olduğu için arkadaşlar burada bir açı oluşmamaktadır. C'de dik açımız var. D'de ise bir doğru açımız var. 15. soru. Altından 14. soru. Yukarıdaki şekilde kaç tane dar açı vardır? Şu birinci ile buradakinin açısı arkadaşlar dar açıdır. Daha sonra şu ikisinin arası dar açıdır. Şu ikisinin arası dar açıdır. Bu ikisinin arası dar açıdır. Burada 4 tane oldu. Bir de arkadaşlar şöyle düşünürsek şu ikisinin arası dar açıdır. 4 tane zaten vardı. Bir tane de buradan geldi. 5 oldu. Daha sonra şu açımla şuradakini yaparsam şöyle üçünün açısı dar açı. Daha sonra şuradaki ikisinin açısı arkadaşlar dar açı. Burayla buranın göstermiş olduğu açı dar açı. Ve en son olarak şuradaki açım ile buranın açısı da yine dar açıdır. 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane dar açımız vardır. 15. Noktalı kağıtta verilen şekilde kaç tane dik açı vardır? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane dik açımız var. Soruda arkadaşlar dikkat edin. İçinde veya dışında belirtmediği için görmüş olduğum tüm açıları bulabilirim. Cevabımız C şıkkı. 16. soru. Saat 16.30'u gösterdiğinde akrep ile yelkovan arasındaki açı 16.30 demek arkadaşlar. Hemen şuradan saat çiziyorum. 12, 6, 3, 9, 16 dediği için arkadaşlar bu şuradaki 4. 4.5 olacak. Hemen şöyle gösterelim. Burada da 5 olması gerekiyor. Bana şuradaki açının türünü soruyor arkadaşlar. Bu bir dar açıdır. 17. Yukarıdaki bir mağazada satılan televizyon koltuğunun farklı katlama biçimleri görülmektedir. Şekle göre hangi numaralı koltuk doğru açı oluşturmuştur? Yani düz bir doğru olması gerekiyor. 2 numarada doğru açı vardır. Sayfa 92. 18. soru. Aşağıdaki kitaplıkta bulunan aynı derse ait kitapların kenarları birer açı oluşturmaktadır.
Şekle göre hangi derse ait kitaplar? Dar açı, Türkçe, dar açı, sosyal bilgiler, dik açı, fen, doğru açı, matematik, geniş açı. Sadece Türkçe dersi dar açı oluşturmaktadır. 19. Aşağıdaki ölçülere verilen açılardan hangisi geniş açı? Geniş açı demek arkadaşlar 90 dereceden büyük, 180 dereceden küçük. A'daki doğru açı, B'deki dik açı, C'deki geniş açı, D'deki dar açıydı. Bana geniş açı dediği için arkadaşlar 130 geniş açıdır. Yan taraftan 20. soruya bakalım. Açı ve ölçüleri ile ilgili aşağıdaki ifadeler hangisi yanlıştır? Bir geniş açı ile bir dar açının ölçüleri farkı hiçbir zaman 90 derece olamaz. Evet, bir geniş açı ile bir dar açının ölçüsü. Örneğin geniş açımız arkadaşlar 91 derece olsun. Dar açımız da 1 derece olsun. Çıkartıyorum, 90 derece olabilir. Burada olamaz dediği için bu yanlıştır. Cevabımız A şıkkı. 21. Noktalı kağıtta köşesi A noktası olan açının bir kenarı verilmiştir. Bu açının dar açı olması için diğer kenarı hangi noktadan geçmelidir? Dar açı dik açıdan küçük olacak. T'nin üzerinden geçerse dik açı olur. S'den geçerse doğru açı olur. R'den geçerse geniş açı olur. Ama P harfinden geçerse burası bir dar açı oluşur. Cevabımız A şıkkı, P harfi. 22. Noktalı kağıtta verilen aşağıdaki açılardan hangisi geniş açıdır? A şıkkı dik açı, C şıkkı dar açı, D şıkkı doğru açı, B şıkkındaki geniş açıdır. Sayfa 93, 23. soru. Yukarıdaki açının köşesi, kenarları ve sembolle gösterimi kutucuklarda verilmiştir. Buna göre 1 ve 2 numaralı kutucuklara gelecek ifadeler sırasıyla hangisidir? Buradaki açımıza bakalım. Burada bir Y açımız var. Y köşemiz var. Kenarları Y ve ışını. İki tane kenarı var arkadaşlar. Birincisi Y ve ikincisi ise YZ olacaktır. Sembolle gösterimi istediğimiz burada Z harfiyle başlamış. Z, Y ve atlamadan gidiyoruz arkadaşlar. İster V'den başlayalım, ister Z'den başlayalım. Z, Y ve veya bunun tam tersi V, Y, Z bu şekilde gösterebiliriz. 2 numarada bu şekilde olacak arkadaşlar. Cevabımız bundan dolayı D şıkkıdır. 24. Şekle göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır? C, B, D. Yani şurası arkadaşlar dar açıdır. Doğru. C, B, E. Evet şöyle arkadaşlar. C, B, E. Burası bir dik açıdır. Doğru. 90 derecedir. C, B, F. Bunları siliyorum arkadaşlar. C, B, F. Şöyle. Yani şurası, şuradaki açımız benim geniş açıdır. Bu da doğru. A, B, E. Buradaki açım benim dik açıdır. 180 derece değildir. Cevabımız D şıkkı, yanlıştır. 25. soruyla devam edelim. Aşağıdakilerden hangisi bir düzlem modeli değildir? Tablo, sınıf tahtası ve halı bir düzlem modeli iken vazo bir düzlem modeli değildir. 26. Aşağıdaki zamanların hangisinde bir saatin akrep ve yelkovanı doğru açı oluşturmuştur? Evet, burada saat 6'da arkadaşlar. 6 alt tarafta, 12 üst tarafta. Saat tam 6'da, akrep 6'yı gösterirken yelkovanımız 12'yi gösterecektir. Bir doğru açı oluşturacaktır. Cevabımız B şıkkı. 27. Verilen şekilde kaç tane geniş açı? Geniş açı 90'dan büyük olacak. Buradaki bir, şurası var, iki. Daha sonra arkadaşlar bana içinde veya dışında diye belirtmediğinden dolayı buradaki dıştaki açım ve buradaki dıştaki açım da geniş açıdır. Toplam 4 tane olacaktır. Sayfa 94, 28. soru. 6 tane açı verilmiş. Yukarıdaki ölçüsü verilen açıların kaç tanesi dar açıdır? Yani 90'dan küçükler. Buradaki geniş açı, dar açı, dik açı, bunu da almıyoruz. Dar açı, burası 90'dan büyük olduğu için geniş açı, 90'dan büyük olduğu için geniş açı. İki tanesi dar açı olacaktır. 29. soru. Kareli kağıt üzerindeki verilen K, L, M, N, P ve O noktalarından O ve K noktaları birleştirerek şekildeki bir ışın çizilmiş arkadaşlar. Buna göre hangi nokta O noktası ile birleşirse bir kolu OK ışını olan bir dar açı
dar açı olması için buradaki L ile birleştirmem gerekiyor. M ile birleştirsem dik açı olur. N ile birleştirsem geniş açı olur. P ile birleştirsem doğru açı olur. Cevabımız arkadaşlar A şıkkı L. Yandan 30. soruya bakalım. 30. soruda aşağıdaki açılardan hangisi geniş açı? Yani derecesi 90 dereceden büyük. A'daki dar açıdır. Açımız da yaklaşık 180'den buradaki 105 civarı arkadaşlar. 180'den 105'i çıkarttık mı? Bu 83-85 gibi bir şey çıkacaktır. Dar açıdır. İkincisine bakalım. İkincisi bir doğru açı. Üçüncüsü bir dik açı. Dördüncüsü arkadaşlar 90'dan büyük, 180'den küçük olduğu için geniş açıdır. Sayfa 95-31. soru. Aşağıdaki düzlemsel şekillerden hangisinin bütün açıları dik açıdır? D şıkkındaki karenin bütün açıları dik açıdır. 32. Aynı ölçüye sahip açıların duruşlarındaki farklılık açının ölçüsünü değiştirmez. Kareli kağıtta verilen açının ölçüsü aşağıdaki hangisinin ölçüsüne eşittir? Yani aynı büyüklükte olacak arkadaşlar. Sadece duruşu, yeri farklı olabilir. Evet, baktığımız zaman arkadaşlar buradaki bir kolu 3 birim kareden oluşmuş. Hemen bakalım, burası 3 birim kare olabilir. Burası 3 birim kare olabilir. Burası 3 olabilir. Burası 3 olabilir. Diğerine baktığımızda arkadaşlar yan tarafa 3, yukarıya 2 birim gidiyor. Buradan yan tarafa 3, yukarıya 2 birim gitmesi lazım. Burada yukarıya 3 birim gittiği için arkadaşlar 1, 2, 3 birim gitmiş. Yukarıya A şıkkı değil. B'ye bakalım. Yan tarafa 2 gitmiş. Yukarıya da 2 gitmiş. Bu da değil. C'ye bakalım. Yukarıya 2 birim gitmiş. Yan tarafa 3 birim gitmiş. Evet, bu doğru. C'ye, D'ye bakalım arkadaşlar. Yukarıya 3, yana da 3 gitmiş. Bu da olamaz. Cevabımız C şıkkı. Eğitim videomuz burada sona ermiştir. Yeni eğitim videolarla tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, takipte kalın.